Kıymetli izleyenler, Elif Melek'le baştan başa hepiniz hoş geldiniz. Bugün birbirinden uzman konuklarla yine sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Efendim, şimdi konuğum medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen bizlerle. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim kıymetli hocam. Bugün kanser tedavisini konuşacağız sizlerle. Öncelikle tabii ki bütün kanser hastalarına acil şifalar diliyoruz. Siz kıymetli hekimlerimize de kolaylıklar diliyoruz. Hocam, akıllı ilaçlar kanser tedavisinde nasıl çalışır ve geleneksel kemoterapi tedavilerinden nasıl farklılıklar gösterir? Biraz da hocam özür diliyorum. Biraz da tabii bu akıllı ilaçların kanser türlerindeki etkinliklerini de hani değerlendireceğiz ama ben çok özür dileyerek seyircilerimize şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle kanserde beslenme, kansere karşı koruyucu beslenme veya kanseri önleyecek gıdaların ne olduğunu da program sonunda hatırlatmak istediğimizi de dipnot olarak geçeyim. Söz sizde hocam. Evet. Şimdi genellikle artık son zamanlarda programlarda önce klasik olarak işte kemoterapi faciadır, işte tedavi olmasak mı, kanser tanısı konulduğunda gibi sorular sorulurken artık daha çok hem programlarda hem bizim kongrelerde bilimsel yayınların en önemli kısımlarını akıllı ilaçlar ve immünoterapiler gelmeye başladı. Neden? Çünkü kanserde çığır açan tedaviler olmaya başladı ve hemen hemen pek çok tümörde şu an neredeyse kanser tipi olarak hiçbir yani akıllı ilacın kullanılmadığı ve veya immünoterapinin kullanılmadığı kanser tipi neredeyse kalmadı. Bu nedenle de önce akıllı ilaç nedir? Her seferinde, her defasında vurgulayarak başlamak istiyoruz. Akıllı ilaç nedir? Vücut normalde, vücutta hücrelerimiz var. Hücreler yaşam boyu bir takım değişikliklere uğruyor. Kimisi bölünüyor, kimisi bölünmüyor ama hücre içi veya dışından gelen stimuluslar veya bazı faktörlerle özellikle de genetik materyalin bozulması sonucu vücut bunu fark ediyor. Bunu hemen anında kontrol ediyor. Ya oradaki geni hemen düzeltici veya alternatif yollarda vücuttaki organizmanın doğru yürümesini sağlıyor. Eğer bu mekanizmalar, düzeltme mekanizmaları, otokontrol mekanizmaları bozulduğunda hastalıklar ve veya kanser başlıyor. Bizim işte bu özellikle normal hücrenin anormal hücreye geçişteki protein yapısının bozulmasına neden olan veya bazı sitokinlerin, bazı moleküllerin bozulmasına neden olan genetik materyaldeki nokta atışı bilgiyi öğrenmemiz bizim şu andaki elimizi rahatlatan ve kanser tedavisinde çağ atlatan bir döneme sokmuş durumda. Bu da kanser genom atlasının daha iyi anlaşılması ile daha da çok materyalin bilginin önümüze gelmesiyle mümkün oluyor. Yani bizdeki tümör yani A kişisindeki tümörü normal hücreyi tümörleştiren mekanizmayı öğrenip sadece o mekanizmaya yönelik ilacın geliştirilmesine akıllı ilaç diyoruz. Böylelikle de kemoterapideki klasik sürekli hızlı bölünen örnek kan hücreleri veya gastrointestinal sistemdeki epiteldeki hücreler veya saç gibi hücreler etkilenmek yerine daha spesifik, daha minimal yan etkilerle tedavi sunabiliyoruz hastaya ve oradaki anahtar kilit çok iyi bir mekanizma anlaşıldığında tümörleşme duruyor, tümör kayboluyor, hasta şifa buluyor. Evre 4 ve ileri evre olsa bile çok iyi noktalara gelebiliyoruz. Peki tüm kanserlerde şu an çok iyi bir noktada mıyız? Bazı kanserlerde gerçekten biz bile umutla, sevinçle her gün yeni tedavimize ilaç ekliyoruz. Yani akıllı ilaçlarla ilgili. Hı hı. Ama halen tabii ki başarılı olamadığımız noktalar olmakta. Bununla ilgili de bu baş döndürücü moleküler mekanizmaların iyi anlaşılması, onlarla ilgili ilaçların geliştirilmesiyle sonucu da onlarla ilgili de eminiz ki son yani önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yine çok daha fazla elimizde bilgi olacak, tedavi seçeneklerimiz olacak, o şekilde ilerleyeceğiz. Aslında şöyle vücudumuzun içerisindeki bir biyomolekül gibi değil mi? O kanser hücrelerinin hem saptanmasında hem de gelişiminin engellenmesinde evet. Oldukça etkili bir yöntem gibi. Yani geleneksel kesinlikle. Tedaviden kastettiğimiz bu kemoterapi ilaçlarından evet. Daha farklı evet. Ve etkin bir yolu evet. Olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bazen tek başına bir molekülle, akıllı ilaçla tümörü tamamen yok ederken halen akıllı ilaçlara
destek olarak kemoterapi ilaçlarını kullandığımız pek çok tümör çeşidimiz de var. Ve bu moleküller kanserleşme sadece eskiden mesela meme kanserinde HER2 pozitifliği veya başka bir kanser çeşidinde MSI dediğimiz bir molekülken şimdi görüyoruz ki örnek o moleküler bozukluğu saptadığımızda hangi kanser olursa olsun onunla ilgili ilacı verdiğimizde şifa oluyor. Onun için de tümör agnostik dediğimiz yani biz kanseri gördüğümüzde kanserin genom haritasını görmek istiyoruz. Onundaki moleküler bozuklukları ortaya koymaya çalışıyoruz. Evet, bu da oldukça etkili bir tedavi yöntemi gibi görünüyor kıymetli hocam. Peki bu akıllı ilaçların herhangi bir yan etkisi var mı? Ve bu yan etkiler geleneksel tedavilere kıyasla nasıl yönetilir, nasıl değerlendirirsiniz? Evet, şimdi klasik yan etkilerde, kemoterapi yan etkilerinde dediğim gibi hızlı büyüyen lökositler, trombosit sayısı veya diğer hemoglobin gibi onlar etkilenebiliyor. Saçlarımız dökülebiliyor. Ağız yarası, mide bağırsak mukozası etkilendiği için ishaller olabiliyor. Fakat spesifik olan akıllı ilaçlarda her akıllı ilacın kendine özgü yan etkileri oluyor. Ama bizim bu tarz hızlı bölünen diğer sağlıklı hücreler olan etkilerimiz çok daha az oluyor. Örnek meme kanserinde her iki molekülden bahsettik. Ona yönelik geliştirilen akıllı ilaç genellikle sıklıkla ve sıklık dediğimizde bu genelde %3'ü 4'ü geçmiyor. Geçici kalp yetmezliği yapıyor ama işte hücre düşürmüyor, ağız yarası yapmıyor. Çok nadir o tarz yan etkileri yapabiliyor. Yine başka bir akıllı ilacımızı söylersek mesela cilt döküntüleri yapabiliyor birlikte. Bazıları birazcık ishal yapabiliyor ama bunlar genellikle yönetilebilir oluyor. Yani kullandığımız akıllı ilacın hangi moleküle geliştirildiyse onunla ilişkili yan etkileri daha spesifik olarak ve daha kontrol edilebilir ve yönetilebilir olarak görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani hastanın daha az şikayetlerle daha hızlı şifa bulması ve daha uzun ömür beklentimizi daha kolaylıkla sağlamamız bizi ve hastalarımızı çok mutlu etmiş oluyor. Evet, normalde bu tedavilerin akabinde görülen iştahsızlık, hızlı kilo kaybı, kas kaybı gibi yan etkilerin belki daha aza indiğini görebiliyoruz. Hemen hemen çoğunda çok az veya hiç olmuyor. Evet. Evet, bir beslenmeci olarak benim en çok dikkat ettiğim nokta burası oluyor. Çünkü hastada iştah kaybı veya kas kaybı başladığında maalesef tedaviyi de süreci de etkileniyor maalesef olumsuz yönde. O yüzden bu yöntem biraz daha iç açıcı. Tabii onlar görünüyor. Daha kolay ama tabii kemoterapilerde de eğer hasta yakınları ve doktor iyi işbirliği içerisinde olursa yine diyetisyenlerimizin desteği veya beslenme uzmanlarımızın desteğiyle o süreçte iyi yönetilebiliyor. Ama bazen hastalar örnek su iç diyorsun yeterli içmiyor. Proteini yeterli al diyorsun almıyor. Veya karbonhidrat yani glisemik indeksi yüksek beslenmeyi biraz daha dikkatli kullanalım dediğimizde veya yeterli uyumuyor. Yani destek bizim günlük hayatımızdaki koşulları sağlamadığında veya ilaçlarımızı düzenli kullanmadığında da o kayıplar daha hızlı olabiliyor. Onun için de birlikte çalışmak, hasta ve yakınlarıyla ve diğer ekiple beraber çalışmak işimizi kolaylaştırıyor. Daha az hasarla daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Evet hocam. Tabii diğer önemli sorularımız da var. Mesela akıllı ilaçlar kanser hücrelerinin metastaz yapmasını önler mi? Kullanırken nelere dikkat edilmeli? Bunlarla ilgili düşünceleriniz neler? Şimdi yani bir şeyde ilaç tedavisi diyorsak özellikle kanserde tedavi diyorsak zaten primer amaç vücutta çıktığı yerde ve vücuda dağıldığı tüm yerlerde tümörün tamamen kaybolmasını sağlamak. Bu altın amacımız yani en üst amacımız bizim. Eğer bunu sağlayamıyorsak da tümörün hemen hemen birçok yerdeki cevabını arttırmak, küçülmesini sağlamak, yeni tümörün ortaya çıkmasını engellemek. Bunu da sağlayamıyor isek tümörün olduğu gibi kalsın. Yani vücudun başka yere yayılması, lenf nodlarına yayılmasına metastaz diyoruz. Onu engellemek olduğu gibi kalması. Hiç istemediğimizde yeni yerlere metastaz yapması olan tümörlerin büyümesi. Şimdi akıllı ilaçlar olsun, immünoterapiler olsun, kemoterapiler olsun. Kanser tedavisindeki primer hedefimiz tümörün yok olması olduğu için akıllı ilaçlardaki de ilk altın hedefimiz ne? Yani en primer hedefimiz tümörün tamamen yok olması, yeni yerlere metastaz yani yayılımını engellemek. Onun için de akıllı ilaçlar
Erken evrede ise, yani tümör daha yeni çıktı, başka organları sıçramadıysa, akıllı ilaç tedavi vermemizin de buradaki primer amacı hastalığın tekrar geri gelmemesi ve başka organlara sıçramasını engellemek ve bunları da genellikle başarıyla sağlıyoruz akıllı ilaçlara. Bazen bunlarda da direnç gelişebiliyor. Bu sefer hangi mekanizma ile direnç gelişti, onun genetik yapısını anlamaya çalışıyoruz. Eğer onunla ilgili de bir akıllı ilacımız varsa bu sefer onu devreye sokmaya çalışıyoruz. Evet, yani aslında burada hücreyi tanımaya yönelik bir tedavi süreci evet. olduğunu yakalayabiliyoruz. Peki kıymetli hocam, bu akıllı ilaç tedavisinde saç dökülmesi olabilir mi? Veya bu tedavinin süreci ortalama ne kadar bir zaman alır? Ve bu zamanda evet. karşımıza çıkabilecek durumlar genelde nelerdir? Evet. Şimdi şöyle, her akıllı ilacın her tümörde evresine göre, tümörün çapına göre, eşlik eden diğer moleküler yapıya göre verdiğimiz süreler değişiyor. Gram olarak miktarı değişiyor, miligram olarak. Onun için de özellikle mesela bu hafta için söyleyelim, şu anda da bizi izliyorlar. Bir hastamızın 8 milimetrelik bir meme tümörü vardı. Şimdi aynı özelliklerle östrojen, progesteron, CRP2 3 tane molekül istedik. Şimdi o moleküllerden birisi negatif gelse bu hasta hiç kemoterapi veya akıllı ilaç almayacaktı. Sadece hormon baskılayan ilaç alacaktı. Ama HER2 dediğimiz molekül aldığı için bu sefer akıllı ilaç almaya başlayacak ve yanında da bir süre kemoterapi kullanacak. Kemoterapiyi kısa bir süre kullanacak ama akıllı ilacı orada bir yıl kullanacak. Ama aynı hasta evre 4 olarak gelseydi, vücudunun başka bir yerine eğer yayılmış olarak gelseydi, yine kemoterapiyle beraber akıllı ilaç kullanacaktık bir süre. 4-5 ay kadar. Ondan sonra akıllı ilaçlarımızla hastalıkta bir yan etki olmadığı sürece ve yeni bir tümör gelişimi olmadığı sürece, tümörde büyüme olmadığı sürece belki yıllarca, uzun yıllar kullanacaktık. Yani süre, mesela benim hocam kanserim böyle niye öbürü 3 ay alıyor, niye ben 10 yıl alıyorum gibi sorularla gelebiliyor hastalar. Başkalarının tümörleriyle karşılaştırmayın kendi tümörlerinizi diyoruz. Yani herkese özgü, zaten kişiselleştirilmiş tedaviler, akıllı ilaçların temeli bu. Yani herkes kişiye özgü, tümörüne özgü, evresine özgü tedavi planı yapıp ona yönelik tedavi planını yapmak ve özellikle de az önce bahsettiğiniz akıllı ilacı verirken mutlaka hastalarımıza diyoruz ki karşıma oturun. Yani beraber oturuyoruz ve ilacı, akıllı ilaçlar bir de şöyle oluyor. Yani her hap alınan tedavinin akıllı ilaç olduğu zannediliyor. Değil. Bazı akıllı ilaçlarımız damardan veriliyor. Bazılarını hap olarak veriyoruz. Bazen subkutan dediğimiz deraltı enjeksiyonları olabiliyor. Veriliş yöntemine göre zamanını ayarlama, işte gramajını ayarlama, sıklığını ayarlama. Oral tablet olarak alıyorsak eğer, ağızdan tablet olarak alıyorsak, aç mı alacağız, tok mu alacağız, günün hangi saatinde alacağız, yağlı yemekten mi etkileniyor, ne ile etkileniyor, bunların tartışmasını veya eğitimini veya bilgilendirmesini hastaya yapıyoruz ve ne sıklıkta doktoru ziyaret etmesi gerekiyor. Genellikle akıllı ilaçlarda da öyle. İlk 3 ay hastayı daha sık görüyoruz, ya 15 günde ya 1 ayda. Böylelikle hastadaki yan etkileri daha iyi gözlemliyoruz ve bu şekilde hastanın uzun dönemdeki planını veya takiplerini yerleştirmiş oluyoruz. Onun için hastalarımıza şunu belirtiyoruz. Akıllı ilaç doktorunuz başlasa bile onkoloğunuzla kooperasyonunuzu bırakmamanız gerekiyor. Ve yani denilenleri harfiyen uygulamazsak yan etkiler. Yani tok karnı alınması gereken bir ilacı aç karnı alırsanız kandaki miktarı hızla artacaktır, yan etkileri artacaktır. Veya aç alınması gereken bir ilaç tok karnı alınırsa bu sefer eminim azalacaktır, etkinlik azalacaktır. Bunları çok iyi eğitimini almak lazım. Anlayamadığı yerde de tekrar tekrar sormak gerekiyor. Evet hocam. Bir de tabii ki en merak edilen şeylerden bir tanesi de akıllı ilaçlar tümörü küçültür mü? Tabii, yani aslında az önceki soruların içinde gizliydi bu sorunun cevabı. Küçültüp yok etmek. Yani dediğim gibi birincil amacımız küçültecek ve tamamen yok edecek ki bunu çoğunda başarabiliyoruz. Küçültemezse aynı kalması da bizim yine tedavi hedeflerimizin arasına giriyor. Evet kıymetli hocam, bugün vakit ayırdınız, hastalarınızdan, çalışmanızdan bizimle böyle güzel ve değerli bilgileri paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben sizleri yeniden gördüğüm için çok mutlu oldum. Ben teşekkür ederim. Diğer programlarımızda da çok keyifli sohbetler yapmıştık ve alanınızda gerçekten uzman ve çok deneyimli bir hekimsiniz. Yeniden sizleri görmek için bekliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum çünkü sizin vesilenizle
hastalar magazinsel veya sansasyonel sıra dışı bilgiler almak yerine doğru bilgiyi daha hızlı iletme imkanımız oluyor. Ben de hastalarıma kendim adına teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Evet efendim, medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen hocamız bizlerleydi. Şimdi Skype bağlantısıyla konuğum akademisyen yönetmen Ülkü Sönmez bizlerle olacak. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle stüdyoda değiliz ama Skype üzerinden sizi görmek beni çok mutlu etti. Ben de çok mutluyum, sağ olun. Efendim, yeni projelerinizden bahsetmek istiyorum bugün. Yeni projenizin adı ve türü nedir? Tabii ki. Şu an üzerinde çalıştığımız ve işte yakında çekimleri başlayacak olan projemin adı Histroy. Yani History ve Troy kelimelerin birleşiminden ortaya çıkmış bir isim. Bu benim 5. film projem. Uzun metraj olarak da 2. projem olacak diyebilirim. Yine tür olarak belgesel olarak içerisinde hem kurmaca hem de animasyon türlerini taşıyan bir film. Bu anlamda bir farklılık içeriyor. Daha önce çekmiş olduğum Troy'a konulu belgesellerden biraz farklı bu noktada. Daha önce Troya'dan bir kesit ve Günlerden Troy isimli 2 tane belgesel film çekmiştim Troya kazıları ile ilgili olarak. Bu filmde yine de deneysel öğeler içerdiği için benim açımdan yeni bir tecrübe diyebilirim. Hem animasyon hem de kurmacayı içerdiği için. Evet, önceki filmlerinizden farklı olarak History'de ne izleyeceğiz, ne bekliyor bizi? Önceki çalışmalarım tamamen belgesel projelerdi. Böyle diyebilirim, yani bir belgesel filmin içermesi gereken ne varsa tamamen onları içeren projelerdi. İçerisinde hiçbir kurmaca ya da animasyon içermiyordu. Burada farklı olarak bunların hepsi bir arada olmuş olacak. Asıl farklı olan ise hikayesi olacak diyebilirim. Evet. Senaryosunu Rıdvan Gölcük yazdı. Onun akademik bir çalışmasından yola çıkarak filme dönüştürdüğümüz bir iş. Burada Troya'yı, yani Troya destanını ve arkeolojik çalışmaları diye 3 farklı katmanda inceliyor. Arkeolojik Troya, mitolojik Troya ve popüler Troya diye 3 farklı katman görüyor olacağız filmde. Mitolojik Troya hepimizin bildiği, Homeros'un yazdığı, İlyada destanı olarak karşımıza çıkan bir mitolojiden bahsediyoruz. Bu efsaneden Troya'yı öğreniyoruz aslında biraz da. Bir de arkeolojik Troya var. Bugün halen kazıların devam ettiği, bilimsel çalışmaların yürütüldüğü ve kazıların devam ettiği bir saha olarak karşımızda. Bir de bunların haricinde popüler Troya diye isimlendirdiğimiz bir nokta var. İşte bu tüm dünyada markalaşmış bir isim Troya dediğimiz noktada. Yani burada çekilen filmlerden, dizilerden, işte hediyelik eşya yapılan Troya atlarından tutun da her şeye kadar bunun içerisine dahil edebiliriz yani. En basitinden evrensel kısmından bahsedecek olursak bir de bilgisayar kullanırken karşımıza çıkan işte Trojan virüsleri var, Jüpiter etrafında bulunan Trojan asteroidleri var gibi gibi birçok marka ve sonsuz örnek verebilirim. Bu bağlamda bu 3 katmanda iç içe geçirmesi anlamında çok farklı bir film olacak. Evet, gerçekten de heyecanla bekliyoruz. Peki film ekibinizde kimler var, kimlerle çalışmayı planlıyorsunuz? Filmin senaryosunu az önce söylediğim gibi aynı zamanda Troya Müzesi Müdürü olan Rıdvan Gölcük yazdı. Onun hikayesinden yola çıkarak senaryolaştırdık. Aynı zamanda akademik danışma kurulumuz var. Burada Troya Kazı Başkanı Profesör Doktor Rüstem Aslan var. Aynı zamanda Doçent Doktor Seyhan Boztepe var. Filmde başrol oyuncusu olarak Homeros karakteri yarattık. Bir de bu karaktere hayat verecek olan kişi de Hakan Kumuk, bizim başrol oyuncumuz olacak aynı zamanda. Yine görsel efekt ve animasyonlarda Semra Çam yer alacak. Ses tasarımda ve müzik kısmında Emre İşbilir olacak. Teknik ekipte yine bunun haricinde birbirinden değerli isimler, yol arkadaşlarımız olacak. Aynı zamanda ben projenin hem yönetmeni hem de yapımcısı olarak burada yer alacağım. İyi bir iş çıkarmayı umuyoruz diyelim. Evet, tabii burada filme ilham veren şeyin kaynağını da merak ettik. Aynı zamanda belgeselle kurmaca unsurları bir arada harmanlamanız da çok başarılı bir iş aslında. Bunların süreci nedir? Sizlere bu yola iten ve bunu gerçekleştirmek için ilham veren şeyler nelerdir? Bahsettiğim gibi arkeolojik, mitolojik ve popüler olan Troya hikayesini, yani önce filmde nasıl göstereceğimiz üzerine bayağı bir düşündük. Çünkü 3 tane farklı hikaye var. Birbirinden hepsi de çok bağımsız. Yani bunları bir arada ortaya çıkarmak biraz zor. En çok ikna olduğumuz ve bizi heyecanlandıran nokta bu 3 katmanın da tek bir evrende geçiyor olması fikrine kanaat getirdik. Yani 3 katmanda tek bir şekilde görüyor olacağız. Yani bir nevi bir Troya evreni yaratıyoruz biz bu arada. Yani evet. Günümüz 2024'ünde Homeros halen yaşıyor İlyada destanını yazarak. Ve İlyada'yı şu an halen yazıyor olacak. Ya İlyada halen yazılıyor olmasına rağmen Troya kazıları devam ediyor. Troya Müzesi aktif olarak çalışıyor olacak. Ve
Destanda yeni yazılan bir şey şu an etki ediyor olacak. Yani canlandırma kısımlarında görünen müze ekibi ve arkeolojik kazı ekibi orada çalışan gerçek insanlar olacak. Yani orada bir kas kullanılmıyor olacak. Yani yönetme olarak amacım burada biraz da seyircinin neyin kurmaca, neyin gerçek olduğunu, bunu biraz karıştırmasını, bunu biraz sorgulamasını istiyorum. Yani anlatı kısımlarında da, yani klasik belgeseldeki röportaj kısımlarında da işte kamera karşısında bir anlatıcı oturtmaktan ziyade bunları bir akış içerisinde, halen devam eden bir hayat içerisinde diyaloglarını, konuşmalarını çekip bunları gerçeklikle birlikte göstermeye çalışacağım. Evet, tabii bunlar da arka planda iyi bir çalışma ve ekip gerektiriyor. Siz bunu zaten şimdiden hazırlığını yaptınız ve kurguladınız. Biz de başarılar diliyoruz hocam. Peki filminizin başarılı olduğunu nasıl değerlendireceksiniz? Bu noktada hangi kriterler sizin için önem taşıyor? Filmin başarısı biraz uzun bir sürede ortaya çıkacak gibi düşünüyorum. Yani filmin başarısı maalesef hemen ortaya çıkmıyor. Özellikle işte benim gibi ana akım projeler yapan bir yönetmen değilseniz hemen gişeye filmi sokup işte gişe sonuçlarına bakarak yorum yapmam çok söz konusu olmuyor burada. Filmi tamamen bitirdiğimizde festival yolculuğu başlayacak. Önceki filmlerde de olduğu gibi önemli film festivallerinde başarılı olmasını umut ediyorum diyebilirim. Aynı zamanda filmde değindiğimiz noktalar, işte kullandığımız teknikler, çekim açılarına kadar birçok teknik, akademik anlamda da literatüre katkı sağlar diye umut ediyorum. Yani bir yeni deneysel bir şey deneyeceğiz ve burada işte makalelerde ve kitaplarda bahsedilirse bu bizim başarılı olduğumuz anlamına gelecek. Tüm bu sonuçları elde edersek o zaman filmin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yönetmen olarak benim en çok dikkat ettiğim şey yani bir gişe sonucunda popüler olup olmaması değil, uzun vadede bir başarı sağlayacak mı? Festivallerden ciddi dönüşler alacak mı? Ve literatüre bir faydası olacak çekim teknikler olarak. Buna çok dikkat ediyorum diyebilirim. Evet, hem akademisyen kimliğiniz hem yönetmen kimliğiniz bir araya gelince bir yandan literatürde de acaba nasıl yer alacak ve nasıl yankılar bulacak büyük bir merak konusu. Bizler de merakla bekliyoruz bu arada. Umarım en yakın zamanda kavuşuruz. Bununla birlikte tabii sizin akademik yönünüzle ilgili olarak çalışma alanlarınızdan bir tanesi de yapay zeka. Yapay zekayı film içinde görebilecek miyiz? Bu da büyük bir merak konusu. Eğer varsa yapay zekayı bu filminizde nerelerde kullanacaksınız? Yapay zeka aktif olarak kullandığım ilk film projesi olacak. Yani daha önce katıldığım benzer programlarda da işte yazdığım makalelerde bundan sıkça bahsetmeye çalışıyorum. Yani üzerinde çok konuşup yazdım program ve makale kısımlarında ama bu filmde yapay zekayı aktif olarak kullanıyorum diyebileceğim ilk film. Yani özellikle animasyon kısımlarında. Çünkü Troya destanından bahsediyorsak Troya Savaşı'ndan ve oradaki önemli karakterlerden bahsetmemek mümkün değil. Belli bir sahnelerde görsel efekt uygulamaları olacak. Bunları kullanıyor olacağız. Bu bizim işimizi çok da kolaylaştıran bir süreç olacak. Yani önceki süreçlerde ve önceki dönemlerde yani yapay zeka öncesinden bahsettiğimiz dönemlerde bunları düşük bütçelerle çok büyük ekiplere sahip olmadan yapmak neredeyse imkansızdı. Ama şimdi işimiz biraz daha kolaylaşmış oldu. Yani onlarca kişinin günlerce çalışacağı şeyleri biz birkaç kişiyle birkaç gün içinde artık istediğimiz şekilde yani storyboardumuzda çizdiğimiz şekilde, hayal ettiğimiz şekilde ortaya çıkartıyor olabileceğiz. Bunları ve çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz artık. Yani yapay zeka aktif olarak kullandığım ilk film olacak demiştim ya, bu anlamda benim için çok özel bir noktada. Yine bununla ilgili çok küçük bir şey de yine eklemek istiyorum. Tabii hep lütfen. Sesinizi alamadım. Tabii lütfen bekliyoruz. Yani bunun üzerine hep konuşup tartışıyoruz. Hani karşı olan kesimler var. Sinema sektörü içerisinde de yapay zeka kullanımına, video kısmına karşı olan ekipler var, kişiler var, akımlar var diyebilirim. Ama sonuç olarak benim her zaman savunduğum nokta teknolojiyle, işte şu an teknoloji dediğimiz kısımda yapay zekadan bahsediyoruz. Buna karşı olmaktan ziyade ya da işte bizi tehdit mi ediyor gibi süreçlere düşünmekten ziyade biz bu dönüşen sürecin içerisinde nerede yer alabileceğiz, ne kadar var olabileceğiz? Bunun üzerine düşünüyorum ve gelmiş olan her tekniği, yeni teknolojiyi bir şekilde filmlerimin içine, projelerimin içine dahil etmeye çalışıyorum. Her ne kadar daha emekleme aşamasında olsa da bazı ufak tefek hatalar çıkarsa da deneysellik kazanması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, yapay zeka artık neredeyse tüm sektörlerde var. Biz de bazen bundan hem endişe duyuyoruz hem de mutluluk verici oluyor. Çünkü hayatı da kolaylaştıran bir yanı var. Aynı zamanda hayal gücünün sınırlarını da biraz daha genişletebiliyor bence. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani çatışmayı bırakıp bir an önce bunu kabullenip
ne kadar daha iyi noktaya gelebiliriz ve bize ne kadar fayda sağlayabilir, bunun üzerine düşünmemiz gerektiğini kesinlikle size katılıyorum kıymetli hocam. Ülke hocam, filminizin seyirci karşısına çıkacağı tarih belli mi? Film çekimlerine hemen önümüzdeki birkaç hafta içinde başlamış olmayı planlıyoruz. Hı-hı. Yani senaryo kısmını tamamladık. Yapımla ilgili bazı konuştuğumuz noktalar var. Bunlar da çok yakın zamanda birkaç gün içinde tamamlanmış olacak. Her şey yolunda giderse ve çekimlerde bir sıkıntı yaşamazsak Eylül ayında tamamlamış olmayı düşünüyorum projeyi. Sonrasında birkaç özel gösterim yapacağız, yani vizyon ve seyirciyle buluşmadan önce. Sonra hemen devamında filmin festival yolculuğu başlayacak. Daha önceki filmlerde olduğu gibi yine Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'ya kadar pek çok uluslararası film festivaline göndermeyi düşünüyoruz. Burada başarılar elde edeceğini düşünüyorum aynı zamanda. Ne kadar iyi bir film olacağını biraz süreçte gösterecek yine konuştuğumuz gibi. Ama filmden dolayı ben ve bütün ekip olarak umutluyuz. Çok yakında seyirci karşısında olacağını söyleyebilirim. Evet, biz de heyecanla bekliyoruz. Öyleyse Eylül ayında birçok şey belli olmuş olacak ve sanırım 2025'te mi karşımızda olacak film? Evet, seyircinin karşısına çıkması 2025'i tamamen bulacak. Öncesinde yine festivallerde biraz devam ediyor olacak gösterimlere. Evet, bu heyecanlı süreci de ilk bizimlerle paylaştığınız için de ayrıyetten büyük bir mutluluk duydum kıymetli Ülke Hocam. Elif Melek'le baştan başa da bugün history. Ben bunu söylemekte biraz zorlanıyorum ama siz isterseniz birkaç kez ifade edin. Bu filmin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor ve hem yapay zeka hem de tarihten aldığı bazı ölçütlerle, daha doğrusu direkt tarihi de yansıtmasıyla farklı bir yere sahip olacak sinemada diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Tekrar film yine vizyona çıktıktan sonra ve seyirciyle buluştuktan sonra tekrar görüşmek üzere diyeyim. Evet kıymetli hocam, peki son olarak yavaş yavaş dakikalarımızı tüketiyoruz ama son olarak bu filmle ilgili bize aktarmak istediğiniz önemli noktalar var mıdır? Hem filmin adını da sıklıkla tekrarlayalım hem de beklentilerinizi de aslında merak ediyoruz. Çünkü ülkemizde belki hem akademisyen hem yönetmen kimliğiyle yeni bir projeye başlayacak sayılı isimlerdensiniz. O yüzden de bu değerli katkılarınızı bekliyoruz. Yani History ismi, yine tekrar onu söyleyeyim. History ve Troya'dan birleşen olarak gelmiş bir film ismi. Filmi önemli buluyoruz çünkü Türkiye'de yapılmış olacak. Troya yine Anadolu'nun bir değeri, Türkiye'nin bir değeri olarak tüm dünyada tanınan ve bilinen bizim markalaşmış bir değerimiz. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var, uluslararası düzeyde de var. Ancak bunlar tam olarak yeterli değil ve biz elimizden geldiğince bunları çok daha fazla insana duyurmayı, tüm dünyada tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü ben aynı zamanda Çanakkale'liyim ve bütün projelerimi bir şekilde Çanakkale ile bağdaşan ve Çanakkale'ye ait hikayelerden almaya çalışıyorum. Çünkü orayı biliyorum, bu coğrafyayı çok iyi tanıyorum ve bildiğim şeyler, bildiğim insanlar, hikayeler. Bunu alıp kendi gözlemimizde bir şekilde tüm dünyaya duyurmaya çalışmak benim için kişisel anlamda mutluluk verici bir süreç. Bundan sonraki projelerde de yine böyle devam edecek. Yine bildiğimiz hikayelerden, bildiğimiz kişilerden devam edeceğiz. Amaç yerelden ne kadar ulusala çıkabiliyorsak, ondan sonra uluslararası düzeye çıkabiliyorsak, bu benim için yönetmen olarak mutluluk verici bir şey. Evet kıymetli Ülke Hocam, bizler de sizi tanıdığımız için çok mutluyuz. Geçtiğimiz programlarda da stüdyomuzda yer almıştınız. En yakın zamanda yine sizleri stüdyomuzda da ağırlamayı istiyoruz. Tabii ki, ben de çok isterim. Çok sağ olun program için. İyi çalışmalar ve başarılarınızın devamını dilerim kıymetli hocam. Evet. Skype'la bağlanan konuğumuz akademisyen yönetmen Ülkü Sönmez bizlerleydi. Şimdi az sonra fitness ve pilates eğitmeni Şefika Gemici bizlerle olacak. Bakalım pilatese dair bilmediğimiz neler var? Bir sürü yenilikler öğreneceğiz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Yazın pilates yapmaya üşenenler hangi egzersizleri yapabilir? Erkekler pilates yapabilir mi? Aletli pilates mi, aletsiz pilates mi daha etkili? Sağlıklı yaşamda spor yapmanın önemini fitness ve pilates eğitmeni Şefika Gemici anlatacak. Az sonra. Fitness ve pilates eğitmeni Şefika Gemici bizlerle. Efendim havalar çok sıcak. Herkes spor yapmaya üşeniyor. Gerçi evet, ben fitness, pardon, pilatese bir fitness gözüyle bakmıyorum ama yazın özellikle pilates yapmaya üşenenler ne yapmalı?
Bu arada merhabalar. Yazın şu anda günümüzde yaklaşık 2 haftadan beri inanılmaz bir yoğunluk söz konusu. Bu da tabii ısı derecesini arttırdığı gibi nefes almakta da kişiler zorlanıyor ve aynı zamanda su kaybediyor. Bu süreçte belirli bir saatlerde antrenman yapmalarını daha çok öneriyorum. Sabah saatlerinde, yani 10 olmadan önce sabah erken saatlerinde ya da akşam üzeri saat 4'ten sonra, ama genelde 7 gibi 7-8 olursa daha iyi olacaktır. Çünkü ısı arttıkça rahat nefes almakta zorluk yaşayacaklar ve aynı zamanda mineral ve vitamin kaybettikleri için, terledikleri için onlar için halsizlik ve yorgunluk olacaktır. Daha çok burada antrenman saatlerini iyi belirlerlerse ve iyi bir rahat giyecekleri bir kıyafetle ya rahat bir ortamda egzersizlerini yaparlarsa onlar için daha iyi olacaktır. Ama kesinlikle yaz ya da kış hiç fark etmiyor. Antrenmansız ve egzersiz kalmasınlar. Tabii ki özellikle de birçok kişi masa başında çalışıyor Şefika Hanım. Bu durumda masa başına yapılabilecek egzersizler var mı? Günümüzde tam metropol bir şehirde yaşıyoruz ve genelde de hep masa başında işler oluyor. En kötü masa başı olmasa bile genelde telefonun üzerinde ya da bilgisayar üzerinde bilgisayara bakarak genelde bir çalışma ortamı söz konusu olmuş oluyor. Burada en çok genelde problem, karşılaştığımız problemler duruş problemiyle ilgili problemlerle biz karşı karşıya kalıyoruz. Bir de genelde kifoz ya da lordoz ya da skolyoz şeklinde problemler ortaya çıkıyor. Bunun için yapabilecekleri en iyi egzersizden bir tanesi pilates. Sırt kaslarını esnetmelere ihtiyacı var ve kuvvetlendirmeye ihtiyaçları var. Burada yapabilecekleri evlerde rahatlıkla mesela duvara karşı yapabilirler. Mesela duvara ellerini üst üste ellerini koyarak ve esneyebilirler bu şekilde. Ya da yerde matın üzerinde evet baskı uygulayarak, direnç uygulayarak yapabilirler. Evet. Ya da böyle serbest rahat oldukları anda yüzüstü uzarak ellerini alların üzerine koyup geriye doğru ters mekik olarak adlandırdığımız egzersizi yapabilirler. Ama genelde ben hafada en az 2 gün daha yol olsa bir pilates yapmalarını tavsiye ediyorum ama minimum 2 gün. Kesinlikle size katılıyorum. Zira pilates bence insan bedenindeki bütün kasları aktif eden ve insanı da mutlu eden bir egzersiz. Ya, tabii ki zorlukları da olabilir ama bence sonunda çok büyük bir mutluluk var. Yani endorfin salgıladığı için egzersiz yaptıktan sonra ister istemez mutluluk hormonu da salgılanmış oluyor. Burada yapılması gereken özellikle de ben yazın genel yaz kış olarak değil de hayatımız nasıl bütünsel ve bütünsel kavramı ben çok inanıyorum. Yaz kış ilkbaharda son barda yaz kış sporlarının yapılmasını tavsiye ediyorum. Ve herhangi bir saat olarak da kişiler bazen atıyorum işte hocam çok yoğun çalışıyorum, iş hayatı oluyor, koşturmakta sıkıntı yaşıyorum. Hangi bir ara ben bu egzersizi yapacağım? O an yapmaları gerekiyor. 15-20 dakika evin bir köşesinde egzersiz yapabilirler. Evet. Herhangi bir rahatsızlıkları yoksa, belde, boyunda ve de buna benzer bir rahatsızlıkları yoksa kendileri bunu yapabilirler. Ama ciddi bir rahatsızlık söz konusuysa olsa tabii ki bilir kişilerden destek almaları gerekiyor. Kesinlikle öyle. Egzersizin yazı, kışı, gecesi, gündüzü bence olmaz. Ne yazık ki bazen ne yapıyorlar? Bahane şöyle ki yaz geliyor. İşte kış ayından bitti, yaz geliyor. Benim fazlalıklarımı atmam gerekiyor. İşte 5 kilo fazlalığım var, 10 kilo fazlalığım var. Yaza doğru bir yoğunluk söz konusu oluyor. Yaz olunca tamamen bir sporu bırakma gibi, böyle gevşeme gibi neden oluyor. Bu sefer yaz saat gittikleri her şey dahil olan otellerde inanılmaz. Bir mesela bir haftada ben 5 kilo olan öğrencime tanık oldum. Bir haftada 5 kilo alıp gelen öğrencilerimize tanık olduk. Ama o gittikleri yerde, otelde ya da evde her daim egzersiz yapabilirler. Şefika Hanım, daha dün beni sosyal medyadan takip edenler bilirler. Daha dün 14 günde 7.2 kilo alan birisi vardı. Yine açık büfe tatillerden kaynaklı. Bir de derler ki hocam size ulaşmaya çekindik. Yediklerimizi anlatmaya da korktuk. O yüzden böyle oldu. O problemi bizler de yaşıyoruz. Nasıl olsa dönüşte hallederiz diye düşünüyorlar değil mi? Genelde o problemi bizler de yaşıyoruz ama bir anda alınan ani kilolar bu sefer farklı rahatsızlıklara meydana getirebiliyor. Maalesef. Ve bu sefer hani ben hemen aldım hemen verim düşüncesi de çok yanlış. Çünkü sürekli al ver şeklinde yaptıkları zaman vücudun elaksiyeti de kayboluyor. Bu sefer vücuda sarkma, ciddi anlamda sarkmalar meydana geliyor ve farklı rahatsızlıkları davetiye çıkartıyorlar. Farkında değil. Çünkü bir insan bazen bir yıl içerisinde 10 kilo alıp veriyor, 5 kilo alıp veriyor ve dönem dönem mesela bir ay içerisinde sürekli kilosu değişen öğrencilerimiz, tanıklarımız, danışanlarımız oluyor. Bunlar çok yanlış. Genelde sürdürebilir ve sürekli olmalı. Yapılan egzersiz ve diyetler.
Evet evet maalesef. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Genelde pilates kadınların yaptığı bir spor gibi evet, görülüyor. Ne yazık oysa ki öyle bir algı var erkekler Türkiye'de. De yapabilir. Yani kadınlarda kas varsa erkeklerde de kaslar evet. var. Bu genel vücut bilek kompozisyonu. Bilek onların daha fazla yapması gerekiyor. Çünkü onların öyle. Kas oranı çok yüksek olduğu için daha çok hani kramp girme ya da bir spor yapıyorlarsa özellikle profesyonel sporcuların da evet. futbolcu ve basketbolcuların da yapması gerekiyor. Ve sadece tabii ki bayanlara ait bir egzersiz sistemi değildir. Evet tabii ki. Bununla birlikte şu da var. Erkeklerde pilatesin faydaları neler? Genelde onlar hep böyle vücut çalışalım, efendim biraz daha kas yapalım, ağırlık hı hı. olsun derler ya. Pilatesin erkekler üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir şey, erkeklerde genelde kas kitlesi fazla olduğu için esneklik ne yazık ki fazla değildir. O yüzden de kramplar girebiliyor ya da postural bir sıkıntı yaşayabiliyorlar. Biraz önce de konuştuğumuz gibi masa başı iş yaptıklarında duruş problemi yaşamış oluyorlar. Ya da kas katılması ve böyle kas spazmı yaşıyorlar. Ve genelde erkeklerde bayanlara göre sırt ağrıları daha fazla görünüyor evet. erkeklerde. Bu yüzden de onların düzenli olarak haftada 2 ya da 3 gün erkeklerin de dahil bu egzersizi yapmaları gerekiyor. Peki mesela şimdi herkes tatile gidiyor veya havuzdalar, denizdeler. Hı hı. Suyun içinde yapılabilecek pilates egzersizleri evet, var mı? Hangi evet. hareketleri tavsiye genelde edersin? Genelde bizim Türk toplumunda basan ve karın problemi yaşıyoruz. Evet. Daha çok orada bir problem yaşıyoruz. Ayak dizlerini mesela havuz kenarına koydukları anda ayaklarını bisiklet çeker gibi bisiklet çevirebilirler. Şu hayal etmelerini istiyorum ekran karşısında. Bisiklet gibi çevirebilirler ayaklarını. Ellerini mesela petişe alıp ellerini indirip kaldırabilirler. Bir gün inşallah daha geniş bir vaktimizde ben eşofmanlarım giyerek burada birlikte beraber hatta sizin de iştirak edebileceğiniz olur. Bir program yapmak isterim. Ama rahatlıkla havuzda, havuz kenarında ve ağaç altında her yerde yeter ki tek isteyin diyorum. Yeter ki isteyin. Rahatlıkla yapabilirler ve havuzun içerisinde genelde mesela squat tarzında iniş kalkışlar yapabilirler. Eğer dizde problem varsa mesela havuz kenarına oturup da ayaklarını içine kattı, mesela ayaklarını batırdığı ve çıkarttığı ve flexi point şeklinde egzersiz yapabilirler. Çünkü diz problemi olanlar fazla squat'ta düşer. Düşemiyorlar. Özellikle yaş ilerledikçe kemiğin mukavemeti azalıyor. Mukavemet azalınca da yük de biniyor yaş itibariyle. Bu sefer inanılmaz dizlerde ve bellerde problem yaşanıyor. Baskı ve ağrılar olabiliyor. Diğer bir soru. Aletli mi aletsiz mi yapalım pilatesi? Ben aletliden yanayım. aletsiz beni tembelleştiriyor. Şöyle bir şey biraz tembelleştiriyor aslında. Aletli pilatesin çıkış amacı Joseph Pilates'in fiziksel aktiviteleri yerine getiremeyen hastaları ve savaş mağdurlarının ya da işte dansçıların ya da profesyonel sporcuların sakatlıklarını bir an önce normal hayata dönmelerini ve profesyonel hayata dönmelerini sağlamak için tasarlanmış ve dizayn edilmiş bir sistem. Ama şöyle artıları da var. Diyelim ki belde probleminiz var ya da atıyorum boyunda probleminiz var. O zaman rahatlıkla reformer tercih edebilirsiniz. Yani alet pretezi tercih edebilirsiniz. Ama aktif sporcusunuz ben daha çok ikisinin yapılması taraftarıyım. Çünkü ikisinin de alına efektif efektler çok farklı. Serbest kendi vücut ağırlığımızla yaptığımız zaman pretezi biraz daha zorlayıcı olacaktır orada. Çünkü kendi vücut direncinle onu yapıyorsun. Aletli pretezde biraz daha makinesi onu destek sağlayacaktır. Bir de rayları var. O raylarda kişinin yaptığı direnç. Spor, evet direnç raylarımız var. Bu da eğer erkekse bunu rayı biraz daha artırabiliyoruz. Bayansa ya da background'ında bir spor geçmişi varsa ona göre rayların hafifliğini ve zorluğunu ve direnç seviyesi ona göre belirleyebiliyoruz. Bence rahatsızlık varsa daha çok tavsiye ederim. Aletli pretezi tavsiye ederim. Ama bazen de yeri geliyor yerde yapmamız gereken egzersizler de oluyor. Hocamız eğer ikisini mixlerse daha keyifli bir pilates dersi olacaktır. Evet bu da tabii dediğiniz gibi kişiye göre planlanması evet, kişiye göre, gereken evet, planlanması gerekiyor. Onu tabii ki eğitmen ve öğrenci belirleyecektir bazı şeylerde. Evet mesela pilatesin boy uzaması üzerinde veya kemik eklem rahatsızlıkları üzerinde etkileri var mıdır? Yine aynı şekilde demin de bahsettik hani kilo alma vermede sıkılaşmayı mı sağlar, daha ince bir görünüm mü sağlar yoksa kilo verdirir mi? Bunları da biraz konuşalım. Şimdi uzama genelde belirli bir yaşlarda 14-15 yaşında ya da 10 yaşında ya da 21 yaşından sonra hocam 25 yaşından sonra ya da 30 yaşından sonra hocam benim boyum uzar mı diyorlar. Şimdi 30 yaşından sonra boyun uzamasını beklemek biraz tabii mümkün ki. Değil tabii ki. Bu bilimsel olarak da mümkün değil. Ama şöyle bir şey var. Bizim günümüzdeki rahat biraz önce de bahsetmiştik sizinle beraber. Duş problemi yaşıyoruz masa başında çalışıldığı için. Bu sefer diksler iç içe geçiyor ve onun esnetilme ihtiyacı var, uzatılma ihtiyacı var. Ve pilatesle iç
kaslara hitap ettiği için kasları uzatıyor. Ve kişi farkına varmadan o var olan 2-3 santim uzamış oluyor. Diyelim ki 30 yaşındasınız, boyunuzun ölçü olarak 1.60 çıkıyor. Hı hı. Ama duruş probleminiz var. O sırada esneterek sağlam bir esnetmeyle ve iyi bir düzenli yapılan bir pilatesle boyunuz 3 santime kadar uzayabiliyor. Daha çok böyle çocukların ve boyu uzamakla alakalı eğer problem yaşıyorsa ergenlik, tam ergenlik döneminde, o zaman bireylerin, ebeveynlerin çocuklarını çok küçük yaşta aleti pleteze ya da mat pleteze ya da jimnastiğe yönlendirmeli. O zaman boyların uzamasında ve esnekliğin artmasında inanılmaz bir atakta olduğunu görecekler. Çünkü bir tane öğrencim vardı, şu anda belki kendisi beni izliyordur. Ailesi genetik olarak boyları kısa. Hı hı. Ve annenin boyu 1.50, babanın boyu 1.65. Ve biz onunla 11 yaşında, 18 yaşına kadar düzenli olarak bir spor yaptık. Ve boyu şu anda 1.78 ve 1.80 de olabilir. Kendisi şu an üniversitede okuyor. Ona da buradan selamlar söylüyorum. Tebrik ederim gerçekten. Yani burada ne kadar ki gözlerimizle bunu gördüğümüz için bizzat buna benzer binlerce kişi, ben 20 yıldır bu sektördeyim ve binlerce kişiyle şahit olduğum için ve kesinlikle çocuklarınızı küçük yaşta spora yerleştirin. Yani bir çocuğun bir de hoşlanacağı spor branşları annenin ya da eğitmenin belirlemesi gerekiyor. Bana gelen bir çocuk diyelim ki pilates hoşlanmadıysa ben onu hemen jimnastiğe yönlendiriyorum. Hocanın bilinçli olması ve ebeveynin bilinçli olması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bu arada sevgili Şefika Hocam bir telefon bağlantımız var. Bağlantıyı hazırladınız mı arkadaşlar? Alo diyebilir miyiz? Alo. 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 Merhabalar Elif'anım. Merhabalar. Kuşat Demir ben, İstanbul'dan arıyorum. 27 yaşındayım. Çok severek. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. Sesimi alıyor musunuz? İsmi Pusat Demir bağlanan kişinin. Evet. Bakalım ben de merak ediyorum soruları ne olacak size Şefika Hocam. Ben de merak ettim şimdi Elif Hanım. Acaba neler soracaklar? Ben 28 yaşındayım. Merhabalar, öncelikle 28 yaşındasınız, buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Bir saat oldu ben. Şimdi bakalım ilk kez görüntü çok farklı sesim ağrıyor. Arkadaşım da bana pilatesi önermemi söyledi. Ama pilatesi genelde kadınlar yapıyor. Hani erkekler pilates yapma oranı çok az olduğu için hani açıkçası utanıyorum da. Erkekler pilates yapabilir mi? Asıl sorun bu. Tabii ki. Başka sorunuz var mı? Bir de bunun dışında bel ağrılarım var da pilatesin iyi geleceğini söylüyorlar. Tamam Şefika Hanım sizi duydu, şimdi cevaplıyor. Buyurunuz. Pusat Bey buradan tekrar merhabalar ve geçmiş olsun diliyorum. Zaten şöyle düşünmek gerekiyor. Ne yazık ki bizim Türkiye'de böyle bir algı var. Sadece işte bayanların yapabileceği bir spor egzersizi olarak adlandırılıyor. Ama şunu düşünmüyorlar ki bunun aslında çıkış noktası Joseph Pilates. Yani kurucusu bunun erkek. Onun da yani kendi rahatsızlıkları ve eklem romatizma hastası ve çocukluğunda felç geçirmiş, menenjit geçirmiş bir birey. Ve kendi üzerinde deneyerek bunu daha sonra işte bel ağrısı olanları ve herhangi bir fiziksel aktivitesini yerine getiremeyen insanlar üzerinde bunu uygulayarak inanılmaz bir şu anda günümüzün modern sporları arasında ilk sıralar arasında diyebiliriz. Rahatlıkla kendisi evinin yakını ya da işine en yakın bir pilates stüdyosuna danışarak oraya başvurarak bir postür analizinin alınması gerekiyor. Bazen farkına varmadan kişinin postürel bir problemler yaşayabiliyor. O duruş masa başındaki yanlış duruş durma sebebinden dolayı kifoz oluşturabiliyor. Evet maalesef. Ya da deve hörgücülüğü atlan andırdığımız bölgede boynun arka kısmında bir şişkinlik oluşabiliyor. O da strese bağlı oluyor ki ister istemez maça başında yapınca ve saatlerce. Ekranın başındayım. 45 dakika. Bazen kişi farkına varmadan özellikle de bunu mimarlar çok yaşıyor ya da doktorlar çok yaşıyorlar. Bir saat, iki saat boyunca ameliyata girebiliyorlar ya da mimarlar saatlerce çizim yapabiliyorlar. Muhtemelen beyefendi de masa başında olduğu için biraz strese girip sırt ve boyun ağrıları yaşamış durumda. Kendisine tavsiyem en yakın pilates stüdyosuna danışarak ve çekinmesin. Hatta bence şu anda bizi izleyen buradan izleyicilere de sesleniyorum. Sırtınızda, belinizde herhangi bir ağrı varsa mutlaka hafif bir şekilde pilates egzersizle başlayabilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Sırt kaslarının kuvvetlenmesi için kor bölgesinin kuvvetlenmesi gerekiyor. Sırtınız ağrıyorsa demek ki karın kaslarınız zayıflamıştır. Sırt kaslarınız zayıflamıştır. Bunların kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Ne demiştik? Pilates iç kaslara hitap ediyor. Yani kor bölgesi ama merkezi çalıştırıyor. Merkez ne kadar sağlam olursa sırt o kadar sağlam olur diyorum. Ağrılarımız o kadar azalır. Evet. Daha dik dururuz, daha fit görünürüz kesinlikle, aynı zamanda. Kesinlikle. Efendim sizin umarım cevap verebilmişimdir Pusat Bey'e. Bu arada başka soruları olan tabii ki izleyicilerimiz Hı-hı. elbette var. O yüzden sizlerin sosyal medya hesabından da ulaşım sağlayabilirler. Evet. Oradan da görüş alabilirler. Efendim çok teşekkür ediyorum bu ben keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim Elif Hanım. Bizleri iştahlandırdınız pilatese karşı.
Pilates ve spor hayatınızda eksik etmeyin diyorum. Ve sağlıklı yaşamam, yaşam ve bunun bütçesinde kendiniz sizlerle diyetisyen olarak bütün olduğu zaman her şey daha güzel oluyor. Kesinlikle. Yani beslenmemizi, sporumuzu ve uykumuzu her şeyi bütün yaparsak o zaman sağlıklı birey haline gelmiş oluyoruz. Kesinlikle öyle. Sevgili Şefika Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde yeniden görüşmek üzere diyorum ve kısa bir aranın ardından yeniden birlikte olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bekleyin, kanserde beslenmeyi konuşacağız. Evet efendim, kanser hastalarında beslenme nasıl olmalı? Kansere karşı koruyucu beslenme önerileri neler olmalı? Biraz bundan bahsedeceğiz. Efendim öncelikle kanser hastalarında en büyük tedirginliğimiz nedir? İştah kaybının olması. Biraz evvel Fatma Şen hocamızla da konuştuğumuz gibi kişinin tat alımında herhangi bir rahatsızlığın olmaması gerekiyor ki kas kütlesinin kaybolmaması önemli. Bu yüzden de tam kaliteli, iyi kaliteli protein kaynaklarından bu dönemde tüketim sağlamamız gerekiyor. Eğer yumurta tüketmesine karşı hastanın herhangi bir engeli yoksa her gün mutlaka bir yumurtayı kahvaltılarına eklemeleri gerekiyor ve bunu tabii ki yağsız bir şekilde pişirmek önemli. Beraberinde iyi kalitede protein kaynakları az yağlı veya yağsız süt ürünleri olabilir. Yine kefir, yoğurt, beyaz et grubu, haftada ikiyi geçmeyecek şekilde kırmızı et tüketiminin yine yağsız olmak kaydıyla, yağsız pişirilmek ve etin kendisine yağsız olması kaydıyla önem teşkil etmektedir. Sıvı alımı yine kanser tedavisi gören hastalarda en önemli noktalardan bir tanesi. Hem metabolik artıkların vücuttan uzaklaştırılabilmesi hem de sıvı dengesinin sağlanabilmesi için günlük yine su miktarının en az 3-3,5 litrelerde seyretmesi önem arz eder. Yine total sıvı alımının da dengeli olabilmesi için çorba, ayran, süt, yoğurt gibi gıdalarında beslenmede yer alması önemli. En önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi ne demiştik? Tat kaybının olmaması. Bazen iştahsızlıklar veya işte ağızda çıkan yaralar veya sindirim sistemindeki çeşitli bozukluklardan kaynaklı olarak iştah baskılanabiliyor. O yüzden daha çok soğuk gıdalara yönelim sağlanabiliyor. Bunlar mesela soğuk bir sütün tüketilmesi, kefirin tüketilmesi veya smoothie yapılmış sebze sularının olması, bunlar ek olarak sağlanabilir. Ama tabii ki biz her zaman meyvenin veya sebzenin kendisinin tüketilmesini destekliyoruz. Bol antioksidan içeriğine sahip olan meyve ve sebzelerin hem kanser koruyucu etkisi olduğunu hem de kanser tedavisinde yardımcı olabilecek faktörlere sahip olduğunu biliyoruz. O yüzden yine kırmızı mor meyvelerin tercih edilmesi önemli. Fakat yine bazı şeylerin yasak olduğu gibi meyvelerden de greyfurtun çeşitli kanser ilaçlarıyla bir arada olumsuz etkiler gösterebileceğine yönelik sonuçlar var. O yüzden greyfurt dikkat edilmesi gereken bir meyve olarak kayıtlara düşmeli. Aynı zamanda basit karbonhidratlar ve şeker türlerinin de mümkün olduğunca beslenmeden çıkarılması önemlidir. Tam tahıl ürünleri veya kepeğe alınmamış ürünler veya tam buğdaylı ürünlerin daha çok kullanılması, tercih edilmesi önemlidir. Yine kişinin beslenme sıklığına, beden ağırlığına ve iştah durumuna bağlı olarak ekmek sayısı düzenlenebilir. Tamamen çıkardığımız ürünler, kızartılmış ürünler, şeker yoğunluğu yüksek ürünler, kalorisi çok fazla olan ürünler ve sindirimde problem yaratabilecek besinleri bir müddet hayatımızdan uzaklaştırıyoruz. Yine aynı şekilde besin alımının etkilenmemesi için acı, aşırı tuzlu veya baharatlı gıdaların da bir süre hayatımızdan uzaklaştırılması gerekmekte. Ağız içi yaralar bazı hastalarda olabiliyor. Bazı hastalar iştahsız olabiliyor. Bazı hastalar yutma güçlüğü çekebiliyor. Buna göre de püre veya blend edilmiş gıdalar tercih edilebilir. Ama kanser hastalığında başlıca uzak durmamız gereken şeylerden bir tanesi şeker, junk food diye adlandırdığımız kalorisi yüksek ama besleyici özelliği oldukça düşük gıdaları hayatımızdan çıkarıyoruz. Ve biliyoruz ki en sık görülen kanser türleri erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda meme kanseri. O yüzden önlenebilecek, fark edilebilecek kanser türlerine karşı da gerekli taramalarınızı lütfen yaptırın. Bazen danışanlarla sohbet esnasında duyuyorum ki en son 10 yıl önce mesela bir kadın doğum uzmanıyla görüşmüş ve muayenelerini gerçekleştirmiş. Bu gerçekten çok uzun bir süre ve günümüzde obezite de çok arttığı için kanser türlerinin büyük bir kısmı özellikle kadınlarda oluşan kanser türlerinin büyük bir kısmı maalesef vücut yağ oranının fazla olması ve obeziteden kaynaklı oluyor. Vücut yağ oranımız ne kadar yüksekse kansere yakalanma oranımız o kadar fazla. Yine aynı şekilde beslenmemizde çok fazla antioksidan gıdalara yer vermiyorsak veya sağlıklı beslenme koşullarını yerine getirmiyorsak yine kansere yakalanma ihtimalimiz maalesef artıyor. O yüzden yemeklerimizde ve günlük beslenmemizde
Zeytinyağını da eklemeyi unutmayalım. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi, evet, sağlıklı gıdaların da fazlasının zararlı olabileceğini lütfen unutmayın. Porsiyonlarınıza dikkat edin, sağlıkla kalın, kansere karşı farkında olun. Hoşça kalın.